Bozok projesinde de dediğiniz gibi önceden başlamış bir projeydi. Esasında testler tamamlandı. Şu an Bozok seri üretime hazır hale gelmiş. Uzun menzil atışlarını da yapmaya hazır hale geldiğimiz İHA'larda kullanabilecek, çok küçük İHA'larda kullanabilecek oldukça etkin bir mühimmat olarak o da portföyde yerini aldı artık. İHA mühimmatları veya işte SİHA mühimmatları çok kritik oldu. Farklı İHA tiplerine göre. Özellikle TB2 gibi İHA'larda daha küçük İHA mühimmatları çok kritik oldu. Son dönemde MAMLE ile yapılan zaten operasyonlardaki etkinliği biliyorsunuz. Bozok da bu sınıfta kendi yerini buldu. İlk başladığında yaklaşık 8 kilometre olarak menzille başlayan projede şu an uzun menzil atışları da planlanıyor. Ürün gelişimi tamamlandı. Tabii mutlaka ileriye yönelik ek kabiliyetler, yetenekler her mühimmatta olduğu gibi kazanacak. Ama şu an artık seri üretilebilir seviyeye geldiğini söyleyebiliriz. Togan bir mini mühimmat, güdümsüz bir mühimmat ama tabii çok maliyet etkin bir mühimmat. Kendi özel kullanım alanları olabileceğini düşündüğümüz bir mühimmat. Biz Togan'la ilgili Hürkuş'ta bazı çalışmalar, hatta bazı test atışları da yaptık. Ama bir yandan tabii dronlar gelişiyor, drone piyasasında çok farklı ürünler çıkıyor. Orada da Songar ürünüyle bazı testler yaptık, atışlar yaptık. Esasında Togan'ı da artık son aşamaya gelmiş, üretim seri üretilebilir seviyeye gelmiş bir ürün olarak görüyoruz. Assistguard'ın Songar ürünüyle bazı testler yaptık. Farklı platformlarda da kullanılabilecek. Çok maliyet etkin özellikle Togan'ın özelliği o. Ama tabii belli kullanım konseptleri içinde kullanılabilecek. Farklı bir mühimmat olarak o da gelişimini tamamladı artık. Kuzgun'u biz bir modüler mühimmat ürünü ailesi olarak tanımlıyoruz. Yani Kuzgun'un tamamen itkisiz bir modeli dışında bir mini turbojetli modeli de olacak. Daha ileriye yönelik belki bir küçük bir katı yakıtlı farklı bir varyant olabilecek. Bir yandan da farklı arayıcı başlıklarla işte INS GPS dışında lazer arayıcı başlıklı veya daha farklı başlıklarla bir ürün ailesi olacak ama modüler olması yönünde biz çaba harcıyoruz. Çok kolay kullanılabilir. Farklı modelleri bir hazır paket içinden seçilebilir olması şeklinde. Önemsediğimiz bir proje. Tabii farklı ürün aileleri olacak ve o da devamlı yeni yetenekler, ek kabiliyetlerle gelişim süreci devam edecek. Bu sene 2001 İDEF'te de sergileyeceğimiz bir ön plana çıkaracağımız bir mühimmat olacak. Hem İHA'larda kullanılabilir olacak, hem jetlerde kullanılabilir olacak. Farklı platform alternatifleri de olacak Kuzgun için. Kuzgun tabii hem İHA'larda hem jetlerde kullanılacak. Jetlerde çok farklı sayılarda kullanılacak. Farklı varyantları aynı anda kullanılacak. Bir yandan da maliyet etkin olacak. Yani bir tabii bir ürün geliştirmek uzun bir süreç, pahalı bir süreç. Bizim burada hedefimiz bir baz ürünü geliştirdikten sonra çok farklı platformlarda, çok farklı varyantlarıyla bu ürünün kullanılabilmesini sağlamak. Çok etkin olarak anti personel, delici harp başlıklı varyantları olacak. Yani çok işte hani anti radar diyebileceğimiz bazı özellikleri olabilecek, hava savunma sistemlerine karşı etkin kullanılabilecek. Daha fazla detay vermeyeyim ama gerçekten hemen her sahada ve farklı platformda kullanılmasını hedefliyoruz. Belli varyantlarının bu yıl içinde testlerine başladığımızda belki 2022'de bir noktaya geleceğini düşünüyoruz ama dediğim gibi turbojetlisi belki arkadan gelecek, katı yakıtlısı daha arkadan gelecek.
Bunlar tabii bir de projelendirilmesi tabii. Ve gelecek ürün siparişleriyle de kesinlikle alakalı. SARP 83 ile ilgili zaten şu an yürüyen bir sipariş süreci var, envantere girmesine yönelik. Biz seri üretimiyle ilgili şu an çalışmalara başladık. Yakın zamanda envantere girecek. SARP artık belli bir yola girdi. SERT ile ilgili geliştirme tarafı devam ediyor. Tabii şu an belli bir aşamaya geldi. Yakın bir zamanda da onun da testlerini tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Bunlar tabii yine TÜBİTAK SAGE'nin iç projeleri olarak yürüyor. Bir gelecek siparişe veya bir projelendirme takvimine göre hız kazanabiliyor veya daha yavaş ilerleyebiliyor bu tip projeler. Tabii TÜBİTAK SAGE şu an 60'a yakın irili ufaklı proje yürütüyor, çok sayıda proje yürütüyor. Temel olarak mühimmat projeleri, platform projeleri ama tabii bunun dışında bilinen çok önemli projelere alt bileşen, alt sistem geliştirme yönünde de desteklerimiz var. Çok önemli biliyorsunuz kritik bileşenlerin de üreticiyiz TÜBİTAK SAGE olarak. Bir yandan önemli test altyapılarına sahibiz, testler anlamında farklı savunma sanayi kuruluşlarımıza ve sanayiye farklı destekler sağlıyoruz. Yani sonuç olarak oldukça yoğun bir tempodayız. Çok fazla proje yürütüyoruz ve elimizden geldiğince de bir yandan savunma sanayi kuruluşlarımızın da projelerine destek olacak şekilde iş paketleri yürütüyoruz.